Vallahi oldum olası sevmem sessizliği. Bu arada kimse karşılamaya gelmemiş. Hayırdır inşallah. O değil de ben doğan bile yok baksana. Yorgun ve üzgün olduğunuzu biliyorum. Hayatta en sevdiğim şey böyle anlarda, böyle durumlarda size istirahat et komutunu vermek. Ama maalesef bir askerimiz şehit oldu. Acımız taze. Vatan görevimiz ve yaşam boyu sürecek nöbetimiz devam ediyor. Tek tesellim, şehidimizin kanını yerde bırakmadık. Hepinizi alınlarınızdan öpüyorum. Kılıç! İsyan! Batur, onları içeri sok. Emredersiniz komutanım. Geç, 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 geç. Haydi, haydi bakma, haydi. Geç, geç. Amonyum nitrat varilleri, oksijen ya da likit petrol gazı. Sürücü tipik boş bakışlarla kullanıyor. Eski ve boyanmış bir araç. Plaka büyük olasılıkla sahte. Allah kahretsin. Bomba bu. Dur! Dur dedim! Nalettin! Araçtan çık! Komutanım! Gözünüzü dört açın. Hakan. Komutanım iyi misiniz? İyiyim. Hakan. Hakan nerede? Komutanım. Burada mısın oğlum?
Bahtiyar! Komutanı yakın korumayla karargâh al. Emredes durdun. Komutanım karargâh lütfen. Tamam. Komutanım eğilip komutanım. Söndürücü gelsin, birisi ilgilensin. Sizler. Komutanım bombalar aç. Aracı son anda fark edebildim. Koşarak ancak lastiklerini ateş edebildim komutanım. Büyük iş başardın Cidem. Bir felaketi önledin. Komutanım. Bombaları aracı yönlendiren biri vardı. Siyah sedan bir araca bindi. Aracın plakası 06MD9176. Bu yöne doğru gittiler komutanım. Kaan. Emredin komutanım. Biz hemen harekete geçelim. Biz emniyeti bilgilendiririz. Sizi yönlendiririz. Siz fırlayın. Emredin. Hadi komutanım. Oğlum. Komutanım araç. Alabilirsen al. Yörük. Selçuk. Komutanım. İçeriden bir araç al. Emre Galip İlyas da seninle geliyor. Komutanlarınızı takip edin. Hemen. Emredersiniz komutanım. Beyler hadi. Komutanım izin verin ben de onlarla gideyim. Hayır sen bugün yeterince iş yaptın Çiğdem içeri. Batur. Çevre emniyeti al. Emredersiniz komutanım. Hemen emniyetle irtibata geç. Çiğdem Ülgen'in verdiği bilgileri paylaş. Emredersiniz komutanım. Hadi. Koş bacak koş. Bahtiyar, çevre güvenlik önlemlerini kontrol et. Bölgeyi boşalt. Emredersiniz komutanım. Emniyetten hala bir haber çıkmadı bile. Herifleri böyle bulmamız çok zor. Aynen. Ama bu yoldan gidiyorsa Bağla Asapağan'dan başka bir yere dönemez. Haklısın. Komutanım arkanızdayız. Selçuk. Selçuk Baba. Hala bir iz yok. Devam ediyoruz. Anlaşıldı komutanım. Takipteyiz. Başak. Bizimkiler neredeymiş şu an? Bala mevkine yaklaşıyorlar komutanım. Emniyetten bir an önce haber almamız gerek. Yoksa adamı yakalama şansımız kalmayacak. Assubay Başak Gümüş. Dinliyorum. Tamam not alıyorum hemen. Konya yolu. Anlaşıldı. Tamam. Tamam teşekkür ederim. Komutanım Konya yolu Ayvoz mevkinde görülmüş. Çok şükür hemen kanunuz başlıyor. Emredersiniz. Dinliyorum Assubay'ım. Komutanım, emniyetten gelen bilgiye göre araç en son Konya yolu Ayvoz mevkinde görülmüş. Anlaşıldı Başak. Tamam, sağ olasın. Yürü çocuklar haber versin. Selçuk Baba, herif Konya yolundaymış. Tekrar ediyorum. Herif Konya yolundaymış. Oraya gidiyoruz. Hızlanın. Anlaşıldı komutanım. Emre bas, bas. Galiba bulduk. Evet Yürük. Hadi bakalım.
Kaldır ellerini, çık dışarı. Ya da istiyorsan çıkma, öldüreyim seni. Sana kaldır ellerini, çık dışarı dedim. Lan! O bombayı! Patlatacağım seni! Çık! Yavaş. Gerizekalı. Mal. Bak bak. Bak. Evet. 6 tane adam ağzına silah sokmuş. Bak gördün mü? Kendini bize öldürtmüş oldu. Gerçekten çok idealist bir insanmış. Kader olarak. Yani aklım almıyor ya. Bu kadar büyük bir eyleme nasıl cesaret ediyorlar? Bugün bu. Dün gece Murat'a suikast girişimi. İyice gemi azıya aldılar. Murat'a suikast girişimi mi? Aa, doğru, senin bundan haberin yoktu. Merak etme. Murat iyi. Dün gece evde silahlı saldırıya uğramış. Hem de öldürme kastıyla. Allah'tan Seyfi yetişmiş. Ve suikastı düzenleyen kişi Murat'a ne demiş biliyor musun? Melik'in selamını getirdim. Melik mi? Evet. Yani Melik'in adamıymış. Daha sonra da küçük bir grupla evi taramışlar. Seyfi karargaha ulaştı. Ben de Üsteğmen'i küçük bitimle oraya gönderdim. İkisini de aldım. Güvenlikleri için dün geceden beri burada tutuyorum. Gerçekten iyi mi Murat? İyi mi? İyi, iyi. Merak etme. Gel. Söyle kızım. Komutanım, bombalı saldırının faili ölü olarak ele geçirildi. Emniyetten kimliğiyle ilgili bilgileri bekliyoruz. Tamam kızım, sağ ol. Bakalım bunun altından kim çıkacak? Birer çay daha vereyim mi abi? Yok babam ya, içim dışım çay olmuş zaten. Sağ ol. Ya Kopuz babanın işi herhalde daha çoktur ha. Ya benim gitmem lazım, yolum çok uzun. Hayırdır? Vallahi hayırdır. Ersin, bir çay versene bana. Ne geceydi be. Yalnız şükür kazasız kayıpsız atlattık. Vallahi sayende biraz komutanım. Ya komutanım, İngiltere'de de benim sakin bir hayatım yoktu ama bu kadar atraksiyon, 2 gündür gördüğüm, yaşadıklarım... Yani kazası belasız atlattık şükür. Seyfi abi, Kopuz Albay Murat Bey ile seni çağırıyor. Ha, hay yaşa. Müsaadenizle komutanım. Buyur. Geç geç. Komutanım, bir şey içmiyor musun? Söyledim, çay söyledim, eyvallah. Buyurun paşam. Bana bu ilaçların yerine... örneğin 2 dilim baklava verseniz hiçbir şeyciğim kalmaz aslında Ayten Hanım. Bu saatte. Niye? Baklava yemenin saati mi olur? Beni bu saatte niye yiyorsun diye isyan mı ediyor Ayten Hanım? Uyumuş mudur acaba? Murat'a bir şey olmasın. Ayten Hanım verir misiniz şunu? Buyurun paşam. İbrahim. Ayten Hanım, teşekkür ederim. Siz gidebilirsiniz. İyi geceler. İyi geceler. Kopuz. Evlat, iyi misin? Baba.
Çok geç saat biliyorum, rahatsız ediyorum ama. Yok evlat, yok. Bir şey yok, ne var? Sesin bir tuhaf geliyor, bir şey mi oldu? Bu Murat meselesini biliyorsunuz. Dün akşamki olay mı? Evet. Evet baba. Baba. Baba bak, benim bir şeyler yapmam lazım. Onu nasıl koruyacağımı bilmiyorum. Bugünkü olay da hepsinin üzerine toz biber ekti. Kafam çok karışık. Her şeyi geçtim. Artık onun hayatından endişe ediyorum. Ben kardeşimi kaybetmek istemiyorum baba. Çok fazla sevdiğimi kaybettim. Murat'ı kaybetmek istemiyorum baba. Albay, beni iyi dinle. Dinliyorum. Onun kendi yolunu çizmesine izin ver evlat. Murat Kopuz'u iki omuzundan tut, yoluna it onu. Sonra bırak, kendi çizdiği yolda kendisi yürüsün. Nasıl yani? Ne demek bu? Biz adam olmak deyince bol parayı, terfiyi, makamı, şan ve şöhreti anlamayız evlat. Biz adam olmak deyince Türkiye'ye ne verdin, Türkiye'ye ne kattın ona bakarız. Türkiye'ye bir hayrın yoksa ne nane olursan ol, adam olamazsın. Onu kulağından tut ve olması gereken noktaya götür. Türkiye'ye borcunu ödesin. Murat Kopuz önce Türkiye'ye borcunu ödesin. Anladın mı evlat? Anladım baba. Çok iyi anladım. Ben sizi gene ararım baba. Ara. Ara ama şeytanın şey ettiği vakitte arama ulan. Yaşlıyım ben. Mesai sahiplerini de ara. Anlaşıldı. Sağ olun. Sağ olun baba. Gel. Şükür, iyi misin? İyiyiz abi, sağ ol. Çok sağ ol Seyfi. Çok sağ ol. Yani albayım, ne demek canım? Yani sen kardeşin yani. Canım sana feda olsun. Sağ ol. Sağ ol Seyfi. Albayım, müsaadeniz olursa ben birkaç gün buralarda olmayacağım. Hayırdır Seyfi? Size bahsettiğim benim özel durumum vardı ya. Yani müsaade ederseniz ben oraya gideyim. Ha tamam. Tamam, yalnız çok dikkatli ol ve telefon da açık olsun. Sana ulaşabileyim. Emredersin komutanım. Sağ olun. Var mı bir isteğin, yapabileceğimiz bir şey? Vallahi yoktur yani, canının sağlığı. Şu iş bir an önce olsa da ben de şey. Peki. Gel. Gel kızım. Komutanım, bombalı araçtaki şahsın kimlik bilgileri henüz belirlenemedi. Ama onu azmettiren kılıç timinin ölü olarak ele geçirdiği şahsın kimlik bilgileri şu an elimizde. Buyurun. Albayım, bu odur. Kim? Bana saldıran adam işte, Melih'in adamı. He. Demek ki iki olayın faili de aynı kişi. Şahsın Ankara'da başka bağlantısı var mıymış, araştırasınız. Emredersiniz komutanım. Peki, sen de çıkabilirsin Seyfi. Çok dikkatli ol. Ve çok sağ ol. Siz sağ olun komutanım, ne demek. Müsaadenizle. Murat, sen kal. İşlerimi tamamlayayım, beraber çıkarız. Tamam abi.
Hey! Sakalli afet. Yo, izbondu ne öyle afet muafet? Yo, biraz sessiz oldu. Doğru. Afet olmadı. Olmadı. Afet değil. Bak. Bak. Dilber. Nasıl? Yo. Yo, ne diyorsun Allah'ını seversin? Kurban olayım, azıcık sessiz oldu. Karargaha rezil olacağım. Yo. Ben yanlış mı duydum? Afet filan Seyfi. Sen afet... Yok öyle, öyle bir şey yok yani. Biz öyle izbandut yüzbaşıyla bile şakalaşıyoruz yani. Böyle esprilikten yani, öyle değil. Ne esprisi oğlum? Şaka falan değil ya, bu bildiğin. Bu yani boylu, postlu, endamlı, sakallı. Sakallı arkadaş. Evet. Bir yerden kaçmak için kadın kılığına girmiş. Of. Ben... Oh. Böyle peçe çarşaf falan. Ha? Üş. Yani... Affedersin ama yani izbandı yok yani ya, yok. Affedersin abi, bu büyük bir skandal yer sadece. Afet ha. Deme be. Vallahi mi ya? Kadın kılığı ha. Çok enteresan. Bittiğimin resmi. Ben olayım komutanım, bari sen bir şey söyle de. Vallahi ne diyeyim Seyfi. Çocuklar yapmayın. Ya. Yörük. Uğraşma lan abla. Ya babalar, ya baba erenler bak şimdi sen... Yani şu güzelliği... Ha. Bir de böyle... Peçenin içinde düşün. Salına salına böyle iki kişi kavga ediyor gibi düşün. Seyfi şu an düşündüm de senin çarşaflı. Düşünmüyorum şu an, düşünmeyeceğim. Şimdi tabii bunu buradaki diğer arkadaşların da duymaması lazım aslında, değil mi? Duymaması lazım, evet. Ama bilemiyorum Galip abi, şimdi hani yerin kulağı var, hiç belli olmaz o işler. Yani. Ki bence duyarlar, yani kesin duyarlar, hatta %100 duyarlar. Ya ama söylemeyin, duymasınlar. Ama biz daha söylemediniz yani. Söylemeyebiliriz. Ha. Ama bir şartla. Ne şartı? Basit bir şart. Yemek ısmarlarsın, olur biter. Oo. Yemek, hem de sana. Olmaz. Hem de sana değil, bize de. Evet, bu durumda herkes... bizi atlamaman gerekiyor. Allah muhafaza ağzımızdan kaçırırız falan yanlışlıkla, rezil olursun. Yalnız buna ben bile susamayabilirim Seyfi. Sen bile ha? Ben bile. Vallahi aşk olsun ya. Seyfi, sen hiç o topa girme. Bu danalara yemek ısmarlamaya kalkarsın, 10 sene ihtiyaç kredisi çekersin, ben sana söyleyeyim. Öyle değil. Ben hallederim onları. Vay Allah senden razı olsun komutanım. Sana da teessüf olsun. Aşk olsun komutanım. Ulan küstürdük adamı. Ben hallederim dedi komutan. Ne diyorsun lan? Ses bence. Sizdeniz yani. Öyle bir şey demedin ama. Ben dedim. Kebap olur komutan. Olur. Hepinize. Evet, alayımıza. Hayır, yürüyün. Manyak mısınız? Oğlum koy koy bırak. Hadi siz hadi. Yeri ve zamanı siz söyleyin komutanım. Bana ne lan? Var mısınız? Hayır, yemeyeceğim. Buralarda daha iyisini bulamazsınız. Hayır dedik ya sana. Size insanlık yapan da kabahat. Ne yaparsanız yani ya, benena. Şu düştüğümüz hale bak.
Bunlar hep senin saçmalıkların ve aceleciliğin yüzünden. Ben Melik. Ne? Nasıl yani? Bunu da mı beceremedi? Bunu da mı beceremedi? Adamımız öldü ve sonuç sıfır, öyle mi? Yok, yok, yok! Türklere dış geçiremiyoruz! Her kontak saldırıyorum içeriden dışarıdan ama sonuç yok! Sıfır! Bu iğrenç yerde kafana kısılıp kaldık! Para yok, adam yok! Kala kala şu para göz gerizekalının eline kaldık! Bana diyor gerizekalı. Melek sakin ol artık! Yeter! Bak, bu şekilde hiçbir yere varamazsın. Anladın mı? Ben para için birkaç görüşme ayarlayacağım. Sen de bu süre içinde sakin olup doğru hamleler planlayacaksın. Anlaştık mı? Sattırmakta kalmadım. Bir de başına yıktım ya resmen ya. Bunun sadece seninle ilgili olmadığını biliyorsun değil mi? Öyle de işte ben de tuzlu biberi oldum be abi. Abi ben ne yapacağım böyle ya? İşsiz güçsüz boş boş oturuyorum. Sürekli başıma dert açıyorum. Merak etme, buna bir çözüm bulacağız Murat. Dışarıda bir sürü arkadaşlar güvenlik için bekleyecekler. Sen şimdi işçilerin başında dur ve lütfen dışarı çıkma, tamam mı? Tamam abi. Benim çıkmam lazım. Kendine dikkat et. Hadi.
Uyandın mı? Hadi gel hemen kahvaltıya. Allah. Ekmekler var ya sıcacık sıcacık. Baktım ekmeği alırken simit de yeni çıkmış. Dedim şunlardan da alayım birkaç tane ya. İyi yapmışsın. Sen geç, ben onları kesip getireyim. Hemen geç otur, geç otur kahvaltıya. Günaydın. Günaydın. Sıcak simitler geldi. Oh. Teyze hoş, bunlar senin. Buyur çocuğum. İlay. Kuzi, yersen bunları da bırakayım sana. Kuzi. Kuzi, iyi misin? İyiyim. Oğlum, neyin var senin bu sabah? Yok bir şeyim anne. İyiyim. Afiyet olsun size. İyi. Efendim Müstemin. Komutanım. Ben Funda. Biliyorum Müstemin. Bir şey mi oldu? Benimle düğüne geldiğiniz için size teşekkür edememiştim. Karargaha gitmeden bir kahvaltı ısmarlayayım diyorum. Karargahtan önce benim başka bir işim var Müstemin. Daha sonra görüşürüz, tamam mı? Sağ ol. Anladım. Tamam komutanım. Size iyi günler. Bu neydi şimdi ya? Aferin sana Funda. Aferin, kendini rezil etmeyi başardın. Bravo. Gerçekten seni tebrik ediyorum yani. Bravo. Salak yerine koydun kendini. Aferin. Ben biraz dışarıda hava alacağım. Daha sonra da karargaha geçerim. Size afiyet olsun. Oğlum bir şey yemedin ki daha. Ne oldu ki şimdi? Bilmiyorum ki. Hüseymen'im diye konuştuğu Funda olabilir mi? İyi de niye öyle soğuk soğuk konuştu kızla? Ne bileyim. Belki düğünde aralarında tatsız bir şey falan geçmiştir. Hay Allah. Ben biliyorum galiba ne olduğunu. Ay. Allah. Aslı. Aslı içeri gir. İçeri gir. Aslı. Mesela Aslı Hanım değil mi? Sen şimdi kendini suçlu hissediyorsun tabii. Sanki böyle ona ihanet ediyor gibi hissediyorsun değil mi? Kaan abi. Şu hayatta Aslı Hanım'a senden daha çok değer veren biri varsa o da bendim belki. Ama gitti işte. Öldü yani. Alışmak zorundasın, alışmak zorundayız. Sen şimdi Aslı Hanım'dan sonra birine karşı bir şey hissettin diye kimse seni suçlayamaz ki ya. Olur mu öyle şey? Doğru olan senin hayatına devam etme. Doğru olan bu. Hayatıma devam etmek mi?
aşık olduğum kadın. Aslı. Tam orada. Üstelik kollarımın arasında can verdi Kubilay. Ben ne düşüneceğim? Ne yapacağım? Hiçbir şey bilmiyorum. Kafam çok karışık. Abi doğru olan senin hayatına devam et ben. Tamam. Bırak hayat kader seni nereye götürüyorsa oraya götürsün ya. Tekrar sev. Tekrar aşık ol. Şu duygularına kendine, gönlüne izin ver ya. Sağ ol Doğancığım. Afiyet olsun komutanım. Aa, albayımız da geldi. Gel Kopuz. Oğlum komutanına da bir şeyler ayarla. Sağ ol komutanım, ben kahvaltı ettim ama bir çay içerim. Emredersiniz komutanım. Ya dört duvar arasında otur otur, canım sıkıldı ya. Baksana bahar geldi, her taraf yemyeşil. Çiçekler açtı, kuşlar ötüyor. Benim gördüğüm toplantı masası, evraklar. Eski operasyon günlerini özlüyorum valla. Şimdilerde güneşi görebildiğimiz tek şey tatbikattan tatbikata. şeyi konuşalım istedim şu Süleyman Batur meselesini. Batur meselesi? Bu çocuk daha önce özel kuvvetler bünyesindeydi. Ama sınır ötesine gizli görevle giderken İçişleri Bakanlığı'na geçti. Şu arada da deşifre oldu tabii. Onun için onun tekrar özel kuvvetlere geri dönmesi için bir talepte bulundum. Onun da bir cevap aldım. Acaba diyorum onu kılıç timine mi alsak? Müsteğmen Batur her şeye layık bir subay komutan. Ayrıca kılıç timine de yakışır, iyi olur. O zaman bugün o işi çözelim. Emredersiniz komutan. Ay be. Batur Süleyman'a bak. Demek kılıç timine giriyor ha. Vay vay vay. Şimdiden hayırlı olsun. Afiyet olsun. Ersin'im. Bana oradan bir kahve yap bakayım. Allah Allah. Başka bir emriniz var mı Doğan Bey? Ayak masajı, peeling falan da ister miydiniz? Peeling? Yok. Kahve yeterli. Yani sade olsun. Uza şuradan abi. Bak bir sürü işim gücüm var. Bir de seninle uğraşamam ya. Ersin, bak sana bir şey söyleyeyim mi? Kahve yaparsan sana var ya çok bomba bir haber anlatacağım. Bomba sensin. Haberin de senin olsun kardeşim, tamam mı? Sen mi uzattın ha? Kendi kahvemi kendim yaparım lan. Hayır, 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 hayır. Hop. Yasak oğlum burası. Ne yasak oğlum? Abi yasak diyorum sana. Girme işte. Lan çekil. Hayır. Ya tövbe. Alıp herkese lolo, bize de mi lolo? Hayır abi, burası olmaz. Girmez. Babalar oturun. Bayındır. Emredin komutanım. Oğlum gel benimle, işimiz var. Emredersiniz komutanım. Oğlum sen ne var ya, sonra hesaplaşacağız. Bunun acısını çıkartacağım, senden haberin olsun ha. Harbi söylüyorum sana, bunun acısını çıkart. Lan Karagöz! Geldim komutanım. Gel sana can yapacağım, gel. Hepsi bana zimmetli, sizden alacağım, tamam mı? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Komutanım! Emredin! Hüseyin'i, burası otel mi? Sen hala uyuyor musun? Hayır komutanım. Uyumuyor musun oğlum yani? Hayır yani, evet. Hayır, evet komutanım. Uyuyorum da
Otel diye hayır dedim ben. Otele hayır dedim komutanım. Aslında uyuyorum ona evet. Şimdi Tam Üsmeş'te bana buralarda ol dedi komutanım. Sonra Kopuz Albay da buralarda ol dedi. Sonra Doğan buralarda olmamı sağladığı için ben buralarda olmaya devam ederken... Buralarda oldum komutanım. Anladım. Buralardasın. Güzel. Yemin törenine 12 dakika kaldı. Yemin ederim ben de. Ne yemini komutanım? 12 dakika sonra sakal tıraşlı, botlar boyalı, çakı gibi yemin töreninin oralarda ol. Emin edersiniz komutanım. Daha ne yemini ne anlamadım ben orayı komutanım. İzci Hipokrat, evlilik. Sence ne yemin istemenim? Ha, anladım komutanım. Emin edersiniz. 12 dakika sonra yemin töreninin oralarda. Emin edersiniz komutanım. Yemin et oğlum. Yemin edeceğim. Hadi önce tıraş olmak lazım. Önce bir tıraş tersek ama. Aa botlar nerede? Botlar da buradayız. Aa botlar sen de oldun. Aa botlar. Aa saçlarını da unutmamız lazım. Hepsi karıştı. Allah kahretsin ya. Nasıl geçeceğim? Tut şunu. Tut. Bir sus. Karışma. Komutanım sen bu hızla giderse akşam anca tören alanında olursun. Söyleyeyim sana yani. Tutma makinesini bulduğumu uzatma. İşleri sıraya koy komutanım. Sıralı problem çözme yaklaşımı olsun. Kalite çemberleri olsun. Etkin zaman kontrolleri ve kontrollü zaman problemleri olmasın. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bu arada 11 dakikan kaldı, haberin olsun komutanım. Beyler, bize biraz müsaade edin. Sabahki konuşma için özür dilerim üsteğmenim. Biliyorum kabalık ettim ama... durumun seninle bir alakası yok, bunu bil. Yo, bana bir şey açıklamak zorunda değilsiniz komutanım. Funda bak. Benim kafam bayağı bir karışık. Çözmem gereken bir şey var. Neyse. Karargahın dışında artık şu aramızdaki sizli bizli konuşmayı keselim diyorum. Anlamadım komutanım. Ya biliyorum daldan dala atlamış gibi oldu tabii de. Yani neyse sabahki konuşmayı yok sayabilir miyiz? Olur mu? Unutsak. Yani... Komutanım. Söyle Bayındır. Komutanım, herkes tören alanında sizi bekliyor. Komutanım. Hı. Ben bir şey vermiyorum değil mi? Doğan. Ben şimdi seni bir bölerim. Sen git, geliyorum ben. Emredersiniz komutan. Funda, bu konuşmayı daha sonra tamamlayacağız. Özür dilerim komutan. Önemli değil yüzbaşım. Haydar. Emredersiniz komutanım. Özel kuvvetler yemini için. Ben bir Türk özel kuvvetler mensubu olarak. Ben bir Türk özel kuvvetler mensubu olarak. Vatanıma. Vatanıma! Milletime! Milletime! Bayrağıma! Bayrağıma! Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma! Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma! Üstün hizmet ve vazife duygusuyla! Üstün hizmet ve vazife duygusuyla! Silahıma ve görev arkadaşlarıma her zaman ve her şartta güveneceğime! Silahıma ve görev arkadaşlarıma
Her zaman ve her şartta güveneceğime. Özel kuvvetlerin alacağı her türlü görevde. Özel kuvvetlerin alacağı her türlü görevde. Kanımın son damlasına kadar mücadele ederek. Kanımın son damlasına kadar mücadele ederek. Gerektiğinde canımı seve seve feda edeceğime. Gerektiğinde canımı seve seve feda edeceğime. Yaptıklarımla milletimin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Yaptıklarımla milletimin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Onurunu ve şerefini daima koruyacağım ha. Onurunu ve şerefini daima koruyacağım ha. Şehitlerimizin ve gazilerimizin. Şehitlerimizin ve gazilerimizin. Kanına ve şanına yakışır görev anlayışıyla. Kanına ve şanına yakışır görev anlayışıyla. Her türlü vatan hizmetine hazır olacağım ha. Her türlü vatan hizmetine hazır olacağım ha. Öğrendiklerimi hayatımın sonuna kadar. Öğrendiklerimi hayatımın sonuna kadar. Ülkemin ve milletimin çıkarları doğrultusunda kullanacağım ha. Ülkemin ve milletimin çıkarları doğrultusunda kullanacağım ha. Namusum ve şerefim üzerine and içerim. Namusum ve şerefim üzerine and içerim. Komutanım. Müstebinim. Üsteğmen Fazıl Batur Gökbudak. Tekrar Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ve Kılıç Dibi'ne hoş geldin. Sağ ol komutan. Yerine geçebilirsin. Emredersiniz. Eyvallah bayındır. Sağ olasın babalar. Afiyet olsun komutanım. Sağ ol. Aslan parçası. Komutan. Oo Doğan. Teşekkür ederim. Afiyet olsun komutan. Sağ ol. Sağ ol Doğan. Sağ ol bayındır. Afiyet olsun komutan. Bahtiyar baba. Senin tim ne durumda? Bir hamlama falan var mı? Vallahi hepsi zıpkın gibi. Ama istersen her çitimi bir eğitim sahasında görebiliriz. Olur vallahi iyi olur. Kapışalım diyorsun yani. Bana uyar. Güzel. Hem Batur Üsteğmen de zaten sivilde bizim eğitimleri unutmuştur. Yani. Emredersiniz komutanım. Ne diyorsun Bozok baba? Vallahi bana uyar yörük ya. Yani sonuçta bizim timde de kondisyonu düşük, komutanının konuşma metnini değiştiren bir takım arkadaşlar mevcut. Onların üzerinde güzel bir uygulamalı çalışma yapabiliriz. Değil mi? Uygulamalı çalışma derken komutanım? Şimdi şöyle Galip. Bayram Bayat başçavuşunuz bu uygulamalı çalışmaları sizin üzerinizde bizzat deneyecek. Tamam? Sağ olun komutanım. Vallahi ben bunlara bir eğitim veririm ki. Öyle bir güzel eğitirim ki komutanım. Yemin ediyorum bak. Bebekliklerine dönerler. Aha buraya emekliye gelirler vallahi bak Allah'ıma şükürler olsun komutanım ya. Hiç şüphem yok Bayram. Hiç şüphem yok. Bayram abi kesin midir komutanım? Bayram abin de kesiniz. Of. Allah'ımıza çok şükür o zaman. He, Allah'ımıza çok şükürler olacak. Sağ olun komutanım tekrardan ya. Vallahi Allah'ıma şükürler olsun. Şimdiden geçmiş olsun. Elhamdülillah. Şimdiye kadar yaptığınız bütün eylemler başarısız oldu Elif abi. Belli ki Melik'le yapılacak bir iş değildi bu. Neden hala onun yanındasın anlamıyorum. Yoksa ona aşık mı oldun? Abartma istersen Red. Melik ve ben. Henüz o kadar düşmedim. O sadece amaç için kullandığım bir araç. Öyle olsun bakalım. Neyse
konumuza dönebilir miyiz artık? Para yani. Para. Bu kadar başarısızlıktan sonra maalesef mümkün değil. En kısa zamanda sonuç alacağım Red. Biraz daha sabırlı olun. Temsil ettiğim önemli beyler. Hiç bu kadar sabırlı olmamıştı Elsa. Parayı hak ettiğinizi gösteren bir eylem yapın. Sonrasına bakarız. Yeni bir eyleme finansman desteği olmadan nasıl yapacağım? Şimdiye kadar yeterince destek olduk. Bundan sonrasını nasıl yapacağım da senin sorunun. Keyfini çıkart. Çok sağ olun, çok sağ olun. Çok mu abarttık alışverişi? Böyle de sana yük mü oldu? Hala bak ya, laflara bak. Ya bunlar söz, nişan için lazım olan şeylerdir zaten. Hem sonra ben anana babana mahcup olmak istemem. Şu işleri bir halledelim. Yani isteme işi için Topuz Baba'dan bizzat rica edeceğim vallahi. Kendisi beni kırmaz sağ olsun. Sen nasıl istersen. Burada biraz soluklanır. Olur. Kardeş, hele bize iki çay. Tamam abi. Bunları senin parmağında gördüğümde dünyanın en mutlu adamı ben olacağım herhalde. Kim? Sakallı. Eskerin adamı. Ne yapıyor bu manyak karı? Soluk, hayır! Esra! Yerel polis geliyor Esa, yürü! Aha! Ulan kumdanın bir daha çıkıp yürü, çabuk kal, duralım burada! Doktor! Doktor! Doktor ya be! Ya doktor! Ya doktor! Allah rızası için doktor ya be! Seni
Seyfi kurban. Dayan. Dayan kurban olayım. Yapıştıracağım seni. Motor bulacağım adamı. Kurban olayım, yapma. Seyfi. Albayım. Seyfi ne oldu? Albayım, bağrı vurdular. Bağrı ağır yaralı. Kurban olayım, yardım et. Seyfi dur, sakin sakin anlat, ne oldu? Çarşıdan alışveriş yapıyordum. O Elsa mıdır nedir? Elsa mı? Bu bana ateş edince bağırdı, önüme atladı. Dokunamıyorum vallahi. Kurban olurum yardıma. O ölüyor albayım. Alo? Alo Seyfi? Alo albayım. Alo. Seyfi duyuyor musun? Seyfi alo neredesiniz? Seyfi. Alo albayım. Allah belasını versin. Doktor hastane falan yok mu ya? Allah Allah kahretsin. Hemen Seyfi'nin telefon sinyalinden en son nerede olduğunu tespitini yapalım. Çok acil. Kılıçlı bir de operasyon için hazır olsun. Emredersiniz komutanım. Hep sayışıyor. Lanet olsun, sayışıyor. Seyfi Suriye'deki bir çarşıda silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı mı? Evet yüzbaşım. Bize ulaştı ama son anda sinyal kesildi. Anladığım kadarıyla yanındaki arkadaşı ağır yaralı. Saldırıyı gerçekleştirenin Elsa olduğunu söyledi. Ayrıca yapılan incelemelerde bombalanan kampta Elsa ve Melih'in izine rastlanmadığı bize rapor edilmişti. Bu da demek oluyor ki o ikisi yaşıyor. Sizden o kadını ve yanındaki Melih denen alçağı ne olursa olsun ele geçirmenizi istiyorum. Hemen harekete geçiyorsunuz. Bu helikopterler sizi bölgeye götürdükten sonra dönüşte de Seyfi ve yaralı arkadaşını hastaneye yetiştirecek. Kılıcınız keskin olsun. Sağ ol. Yüzbaşım. Kılıç helikopter bin. Ne yapmaya çalışıyorsun Asıl? Çarşının ortasında... adam öldürmeye kalkmak da ne demek oluyor? Bana sakin ol diyorsun. Bakın ya şu yaptığına ne demek? Melih tamam. Tamam.
Yeter. Saçmaladığımı biliyorum. Farkındayım. Ama şu anda çok daha önemli bir problemimiz var. Red. Artık bana güvenmediklerini açık bir dille ifade etti. Yaptığımız eylemlerin tam bir fiyasko olması yüzünden beni gözden çıkarmışlar. Ne dediysem ikna edemedim. Sonuç olarak hala paramız yok. Para bulmak zorundasınız. Başka kaynaklarınız yok mu? Var. Var. Ona gideceğim. O? Eder. Kudretli Şeyh Ebu Melik. Eğer onu ikna edersen belki bir şeyler yapabiliriz. Babanın bize o parayı vereceğine gerçekten inanıyor musun? Bir şekilde ondan o parayı alacağım Elsa. Öyle ya da böyle. Ne bula yok bir Allah kahretsin. Yapma lan. Yapma. Allah kahretsin. Başaramadım. Başaramadım, beceremedim. Seyf. Seyf kurban. Burada yap, kurban olayım. Yorma kendini, burada yap. Seni... Sevdim ben. Ben de seni sevdim. Seni ilk gördüğüm zaman dünyam gün doğdu. Şimdi bırakma beni ne olur. Bahar, şimdi bırakma beni. Bahar. Bahar ölme ne olur. Bahar geldiler. Bahar geldiler. Aç gözünü. Aç gözünü kız kurtuldu. Kurtulan gözü dur. Bahar kurban olayım aç gözünü. Koş çabuk çabuk. Çabuk yardım edin. Acele hadi acele çabuk. Yardım edin çocuk. Bayram abi. Merak etme Seyf, merak etme. Düzelecek işim. Komutanım sağ olun, yetiştiniz bana. Yaralısın sen de, iyi misin? Benim bir şeyim yok. İzbozdut. Allah senden de razı olsun. Kardeş sen bizi ne zaman bıraktın? Geleceğiz tabii. Bayram. İyi olacak inşallah komutanım. İnşallah. Sıkı bas değil mi? Sıkı bas. Seyfi, sen bu kadını en son ilçe çarşıda mı gördün?
Tam bana ateş edecek miyim? Buhar kendini önüne attı. Allah beni belasını. Tamam, sakin ol. İyileşecek inşallah. Bak kardeş. O karıyı bulacağız. Onu bulacağız. Yaptıklarımla fitil fitil burnundan getireceğiz. Sen merak etme. Komutan, ben gerekli müdahaleyi yaptım. Ama çok kan kaybetmiş. Acele etmek gerek. Acil gitmeleri lazım. Anlaşıldı Bayram. Asker oğlum gel buraya. Haydi. Haydi çabuk. Seyfi. Hadi sen de acele et. Sağ olun, Allah razı olsun. Hadi. Hadi acele edin hadi. Hadi. Kılıç. Elsa'yı en son ilçe çarşıda görmüşler. Ama tabii kadın çoktan kirişi kırıp gitmiştir. Kimle konuştu? Konutu hakim. Önce onu araştırıp bulalım. Bozok baba. Biz böyle kamuflajlarla çarşıda fotoğraf oluruz. Komutanım, ben buraları iyi biliyorum. İzin verirseniz sizi ilçenin dışında beklerken ben tedbir kıyafet bir sondaj yapayım. Nedir ne değildir bir öğrenirim. Olur Batur, tamam deneyelim. Hadi bakalım gidiyoruz. İntikal etti. Yaralıyı aldık ama sanırım doğrudan hastaneye gitmemiz gerekiyor. Tamam üsteğmenim, biz hastaneyi bilgilendiririz. Komutanım. Albaydır. Evet Seyfe. Ben de konuşabilir miyim? Albayım, benim için yaptıklar ne ömrümce unutmayacağım. Allah senden razı olsun. Sen çok iyi bir insansın albayım. Çok iyi bir insansın. Sen de öylesin Seyfi. Sen de öyle. Ama şimdi bunların zamanı değil. Önce Bahar Hanım'ı hastaneye yetiştirelim. Tamam baba. Komutanım, biz ilçe dışında bir yerde konuşlandık. Batur da ipucu bulabilmek için ilçede araştırma yapıyor. Ondan gelecek habere göre plan yapacağız komutanım. Tamam yüzbaşım. Beni bilgilendirin. Emredersiniz komutanım. Komutanım, Seyfi ve arkadaşının durumu nedir? Şu anda hastaneye varmış olmaları lazım. Haber veririm. Anlaşıldı. Sağ olun komutanım. Bahar, dayan kurban olayım. (Gülüyor)
Beyefendi. Siz de yaralısınız. Buyurun sizin de yerinize bakalım. Kötü gözüküyor. Üstemin. Komutan, Elsa içeriymiş. Bir görüşme yapmış. Görüşme yaptığı adam bölgede Kızıl lakabıyla biliniyor. Ben daha önce duymuştum bu adamı. Adı Red Dixon. Bölgedeki terör örgütlerine finansman sağlıyor. Herhalde Elsa da maddi olarak zor durumda olacak ki bu adamdan destek istemiş. Oh ne güzel be. Ver parayı, tut köpekleri, sonra sal üstümüze. Aynen öyle komutanım. Ya yüzbaşım, gidelim adamın başına çökelim alalım. Kadına ulaşmamızın tek yolu o gözüküyor. Batur adamlar nerede konaklıyor? Merkez içeri komutanım. Bahtiyar. Çarşıda çatışma riskini göze alamayız. Siviller var. Doğru. Komutanım, bir ayrıntı daha var. Red Dixon bu akşam kendi özel uçağıyla şehirden ayrılacakmış. İyi. Çiğdem şu harita çıkasın. Bak, havaalanına giden iki tane yol var. Biri bu, diğeri de bu. İyi. Demek ki biz ikiye ayrılıyoruz. Giden yolları kapatıyoruz. Sağdaki yoldan benle İlyas, soldaki yoldan. Aynen, biz de işte, Bahtiyar, ben Çiğdem gideriz. İkiye bölmeyeceğiz mi? Bahtiyar, sen Çiğdem. Evet. İkiye bölünüyoruz. Ha, işte. Böyle ikiye bölünmüş oluyoruz, evet. Öyle mi? İki yüzbaşı bir temel işte. İki yapıyor. İyi. İyi öyle olsun bakalım. Hadi bakalım beyler hareket. Ha bir dakika dur. Herkes hazır mı? Ha? Yüzbaşım. Her zaman. Batur. Tabii komutanım. Teğmenim. Tabii komutanım hazırım. Hazırsın. İyi. Börük. Kim? Yok artık. Yörük. Ben. Evet sen. Sen gene söylediğim şeyi yapmadın değil mi? Hı? Bak. Yemin ederim abi falan dinlemem. Eğer dediğimi yapmazsan hakkında tutanak tutar. Seni çadır hapsine koyarım. Hatta döndüğümüzde diskoya tıkarım. Bak yemin ettim. Komutanım, sivil bir araç yaklaşıyor. Zararsız. Anlaşıldı Çiğdem baba. Ya Bahtiyar baba, bu sizin oraların türküsü değil mi? Ay saçı vurma, uzakta durma. Canan sevgilim, boynumu vurma. Bizimdir yok. Vay be. Lan aferin be. Bak burada da dinliyorlar, görüyor musun? Tabii bizim türküleri dinleyecekler babalar. Çok güzel şarkıydı, ben de severim. Aynen. Bak Bahtiyar baba, ben yani... sınır ötesine geçtiğim zaman mesela biri Türkçe konuşsun. Ya da böyle bizim türkülerden duyayım. Böyle mest oluyorum ya. Mest oluyorum yemin ederim. Çok hoşuma gidiyor. Aferin lan size, helal be. Aynen ya. Al benden de o kadar. Komutanım. Konvoy göründü. İki araç buraya doğru ilerliyor. İki araç var. Biri minibüs, biri jip komutanım. Adamın birçok sayıda koruması var. Anlaşıldı temini. Çiğdem baba. Çok dikkatli olun. O şerefsizi canlı almamız lazım. Tekrar ediyorum. Adamı canlı ele geçirmemiz lazım. Sen de çok dikkat et. Emredersiniz komutanım. Hadi gazamız mübarek olsun. Hadi Bahtiyar. Bismillah.
Komutanım, konvoy son viraja yaklaşıyor. Yeah. I'm going to the plane. Yeah. I'm gonna get from southern Cyprus. And will you call when I'm arrived to London? Okay, see you. No, no, drive, drive! Atış serbest. Hadi gidelim. Haber. What do you want? Ne diyor? Who anlamıyorum ki. İngilizce bir şeyler diyor. You kill all the men here. Who are you? Şşş. Çık lan dışarı. You kill all the guys. Oh my God. Yeah, I swear by God. I swear God, you pay for it. Ne söylüyor anlamıyorum ki. Ne yapıyorsun oğlum ya? Kurşun kesilmez bu. Adam da kendini içeri kilitledi. Çık sen oğlum. No. Ne olsun? Çık. Bak kaç tane korumayla geziyor. Nasıl bir korkusu varsa. Ödü mü patladı bunun acaba? Ne ya? Allah diz yorulduk. Gerisini Sinem Teğmen halletsin baba. Vallahi ya. Koçum benim ya. Oha. Yalnız bu çok sesli ya. Çiğdem baba biraz sessiz çalış ya. Ya yüzbaşım şimdiki nesiller biraz sesli gürültülü ya. Ondandır. Bizim dönemde iyiydi. Bitirirdin işi. Aynen. Ah!
Baba baba. Bu yiğidi. Babalar kim yetiştirdi? Tabii ya. Kan bozuk yetiştirdi. Belli zaten. Kan bozuk. Hop, duymamış olayım. Öyle değil mi ya? Öyle falan değil. Kızın alnında Haydar Bozkurt tarafından yetiştirilmiştir yazıyor. Hı. Görmüyor musun? İyi, hadi bakalım. Göz bebeğimiz bozuk yüzbaşı arayalım. Komutanım, uykunuz geldi herhalde. Tabii yani yaş ilerleyince böyle uyku durumları. Sus lan sus. Bak işte gelmeyeyim oraya zurna. Allah Allah ya. Allah Allah. İlyas da garip de esniyor zaten. Yok komutanım. Ben esnemedim. Emre abi yanlış gördü herhalde. Bomba gibiyim yani gayet iyiyim. Evet. Ben de bomba gibiyim. Görürsün lan sen. Babalar, paket tamam. Şimdilik bir dövüş müsabakası izliyorum. Yani müsabaka dedi, sanat neredeyse. Yürüp gene ne diyorsun ha? Ne dövüş, ne sanat, ne müsabakası. Babalar neyse, buluşma yerinde görüşürüz. Anlaşıldı. Helal sana Şidan baba, ellerin dert görmesin. İyi misin? İyiyim komutanım, iyiyim. Çok sağ olun, çok yardımcı oldunuz. Ya vallahi ben gelecektim de hızlıydım, fırsat bulamadım. Ama aferin sana, helal olsun vallahi. Çiğdem baba öyle deme. Ben pozitif ayrımcılığa karşıyım. Yapmıyorum bak. Hı. O yüzden yani senin yanındayım. Ama bir şey diyeceğim. Gerçekten ellerine sağlık. Tam bir sanat eseri. Aferin kız sana. Eyvallah komutanım, eyvallah. Bunu ne yapalım ya? Heh, ne işte, ne yapıyorduk? Heh. Redson mı, mı? Ne gel bakayım. Ya İngilizce bir şeyle söylüyor, anlamıyorum ki. You kill all the guys. Oh my God. Yeah, I swear by God. I swear God. You pay for it. You pay for it. Özür kabahatinden büyük. Türkçe bilmiyormuş. Vallahi ya. Vallahi komutanım. Yersek. Göya çok inandırıcı. Birazdan bu Türkçe edebiyat yapar. Aynen. Sen çıkmıyor mu kardeş? No. I won't go out here. Çıkmıyor yani. Kalacısın, buradasın. Çıkmıyorsun. Ne yapalım? Var mı bir planın? Var, var, var. Var plan, var. Hadi be. Hakikaten var mı ya? İyi. Gel Bahtiyar. Çiğdem baba. Sana zahmet benim Zülfikar'ı bir tut. Zevkle komutanım. Lan! Sen. Sen uçma biliyor musun? Biliyor musun uçma sen? Ha? Neden yapıyorsun o zaman ha? Niye yapıyorsun? What? What ya, what? What mı, what mı? Bahtiyar. Hadi bismillah. Hadi. Görüşürüz. Evet, bay bay, bay bay. Oh my God! Stop! 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 Dur! Manyak mısınız nasıl? Hey! Dur tamam! Ya, durun. Tamam, durun. Dur, aç hocam. Ne haber? Aç hocam. Ya saçını sakalını niye kesmiyorsun? Çık lan dışarı. Okay. Çık lan dışarı, ödlek herif. Ya saçına sakalına bakın ya. Sana şimdi İstiklal Marşı'nı tersten okutayım mı? Ha?
Seyfi. Allah'ım. Komutanım. Kupumuz baba. Allah senden razı olsun. Yok ben bu dünyada ben sana borcumu nasıl ödeyeyim? Senin sayende bağırıp kastaneye yetiştim. Allah razı olsun. Tamam Seyfi. Sen iyi misin? Arkadaşının durumu nasıl? Bir şey söylediler mi? Ameliyat devam ediyor. Ben de bekliyorum işte. Komutanım. Kılıç Cimi ne yaptı? O şeytani buldum ya. Bir haber var mı? İz üstündeler Seyfi. Merak etme. O kadın yaptıklarının bedelini ödeyecek. Sen şimdi bunları düşün lan. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok. Sağ olasın. Bir şey yer misin? Yedin mi? Aç mısın? Anca gelebildim komutanım. Seyfi abi haberi aldık. Çok üzüldük abi. Sağ olasın. Eksik olma. Bunlar sana abi. Sıcak sıcak ya abi. Bir şey yememişsindir sen şimdi. Hadi. Allah razı olsun. Benim canım bir şey istemiyor. Yesen iyi olur ama Seyfi. Doktor bey. Baharım nasıl oldu? İyi mi? Merak etmeyin. Ameliyat iyi geçti. Hastanın hayati tehlikesi kalmadı. Birazdan odasını alacağız. Çok şükür. Allah razı olsun. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olasın. Komutanım Bahar kurtulmuş. Doğan kardeşim Bahar iyileşecek. Hadi geçmiş olsun. Çok şükür be abi. Babam Allah razı olsun. Vallahi her şey senin sayende. Allah seni bizim başımızdan eksik etmesin. Sağ ol Seyfi. Hadi geçmiş olsun. Bahar kurban. Doğan. Emredin komutan. Sen burada kal. Bir ihtiyaçları olursa halledersin. Bir de önemli bir şey olursa bana haber ver, tamam mı? Ben karargâhta olacağım. Emredersiniz komutan. Ben iş adamıyım. Lan bir sus. Geç. Stop it. Stop. Lan sen teröristlerle otur kalk. Sonra beni niye buraya getirdiniz? Kimsiniz? Sus. Sit. Ne istiyorsunuz benden? Yol boyunca susmadı. Önce Türkçe bilmiyordu, şimdi Türkçe edebiyat hocası oldu. Beni burada ara koyamazsınız. Beni burada tutamazsınız. Selçuk. Tutamaz bir şeyler. Görüyor musun? Şimdi soracağım sorulara güzel güzel yanıt verirsen seninle anlaşırız. Ha yok, susmakta inat edersen olacaklardan sen sorumlu olursun. Yeterince açık anlatabildim herhalde. Abi ben bir şey bilmiyorum. Lan oğlum daha komutan bir şey sormadı ki. Neyi bilmiyorsun ya Allah Allah. Lan bana bak. Gel buraya gel. Lan. Diksin misin? Etmesin ne bilmiyorum. Zaten sana ayar oldum. Daha fazla ayarımı kaçırmak istemezsin. O yüzden yüzbaşının sorularına cevap ver. Sorulara odaklan. Okey. Evet. Elsa nerede? Elsa? Hele birini tanımıyorum. Demek tanımıyorsun. Ben gerçekten buna üzüldüm. Seninle anlaşabileceğimizi düşünmüştüm. Şimdi bak, soruya yanıt vermezsen buradan sağ çıkamazsın. Tamam mı? Başka bir şansın yok. Elsa nerede? Dedim ya Elsa, ben öyle birini tanımıyorum. Tanımıyormuş. Emre beyefendi tanımıyormuş, çekil. Lan! Ben oraya! Bak, şimdi konuşacaksın. Tamam mı? Yoksa seni o demir içine koyar, bu sefer aşağı yuvarlar, yok ederim lan.
Duymadım. Okey. Okey. Okeymiş. Çok güzel. Şimdi. Elsa nerede? Bilmiyorum. Ya Sabır. Bugün onunla bir araya gelmişsiniz ama. Evet ama bilmiyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Anlat. Peki neden bir araya geldiniz? Benden para istediği. Ya. Güzel. Finansörüsün yani. Yatırımcıyım. Peki bahsettiğimiz para miktarı ne kadar? 500 bin sterlin kadar. Yok. Özür dilerim komutanım. Sıkıntı yok Emre, haklısın. Galip abi doğru mu duydum ben? 500 bin sterlin mi dedi? Aynen lan. 500 bin sterlin. Peki ne yaptın? Parayı verdin mi ona? No, hayır. Bak ne yapacağız biliyor musun? Sen onu arayacaksın. Parayı vereceğini söyleyeceksin. İnanmaz buna. Anlar. Vallahi orası senin problemin. Onu ne yap et? İkna et. Başka bir şansın yok. Komutanım Ali ikna etti. Ama biz 500 bin nasıl şey yapacağız onu? Nasıl hayal edeceğiz? Biz aramızda toplasak olmaz. Vallahi Emre. Orasını iş adamı arkadaşımız çözecek. Onun problemi ya. Ha. Businessman. Etme. Babamdan ihtiyacımız olan parayı alacağım. Her şeyi halledeceğim. Bölgenin hakkını biz alacağız. O reddenen adam sana iş yaptırabilmek için önüne çuvalla para dökecek. İstersen ben de kalayım Melik. Eran'ın güvenliği için yani. Merak etme. Paranı getireceğim. Bu işten en karlı sen çıkacaksın. Ayva. Öyle olsun bakalım. Elsa'nın yanından ayrılma. Ayva. Tamam. Otur çocuklar, otur. Kılıçdemir'den haber var mı? Siz karargâhtan ayrıldıktan sonra bağlantı kurmadılar komutanım. Tamam, Kaan Yüzbaşı ile görüştür beni. Emredersiniz komutan. Komutanım. Yüzbaşı ne yaptınız? Dixon'ı konuşturduk komutanım. Adam Elsa'nın para kaynağı. Onu kullanıp teröristleri ele geçirmeye deneyeceğiz. Adam bizim tek bağlantımız komutan. Anladım Yüzbaşı. Gelişmelerden beni haberdar edin. Emredersiniz komutan.
Komutanım, biz hazırız. Evdekilerin hepsini izne çıkarmış. Kasada ne var ne yoksa alıp geleceğiz. Anlaşıldı Batur. Çok dikkatli olun. Herif bir yamuk yapmaya kalkmasın. Emredersiniz komutan. Merak etme Bozok Baba, ben yanlarındayım. Aklını alırım Levo. Eyvallah. Vay be. Komutanım ben şöyle küçük bir hesap yaptım. Çok büyük para ediyor. Yani benim kasamda bu kadar para olacak. Ben gece uyuyamam. Nöbet tutarım başında. Ha. Sen ne ayaksın lan? O senin evde kasam var. Bize mi söylemiyorsun? Ya yok. Yaz. Komutanım yapma ya. Sen evde gizli kasa mı tutuyorsun? Ha? Ne var içinde İlyas? Yoksa randevu ajandan mı var? Allah Allah. Demek ki küçük. Yoksa biz illaki evde görürdük onu değil mi? Şş, şifresi lan. Ölümü öp doğru söyle. Ama sana gücendim İlyas. Yani evde bir kasan var ve bizden saklıyorsun ha. Vay be. Ne kasası ya? Nereden konu döndü dolaştı yine bana geldi buraya döndü. Kasa falan yok. İlyas kendin dedin işte kasamda o kadar para olsaydı diye. Demek ki bizden sakladığın bir kasan varmış. Ya yok kasa falan. Öyle lafın gelişi söyledim ben yani. Kasa yok. Bırak seni küçük sarı yılan pis. Lan uğraşma oğlum çocuk. Hemşire hanım, buyurun. Geçmiş olsun. Sağ olasın baş. Seyfi abi çay ister misin? Çay getirir mi sana? Yok Doğan, sağ olasın. İçmeyeceğim. Doğan, kardeş kusura bakma yav. Bizim yüzümüzden de buralarda kaldın. Sen istiyorsan git, ha? Ben bir şey lazım olursa sana haber veririm. Olmaz öyle şey Seyfi abi. Bir kere beni buraya Kopuz Baba koydu. Hem öyle olmasa da zaten seni yalnız bırakıp gidecek değiliz herhalde abi. Lütfen, olmaz. Allah sizden razı olsun. Yok, ben sizin hakkınızı nasıl ödeyeceğim kardeşim? Seyfi abi, Allah aşkına böyle konuşma. Sen yenge hanımın yanına geç. Gözünü açınca ilk seni görsün abi. Sağ olasın, Allah razı olsun. Allah senden razı olsun abi. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Sağ olun. Buyurun hemşire. Bahar. Buradayım kurban olduğum. Nasılsın? İyisin he? Bir şey istiyorsun. Doktor falan çağırayım. Heh. Ameliyat mı oldum? Heh. Ama doktor çok iyi olduğunu söyledi. Ha. En kısa zamanda iyileşecek misin yani? Sen şey yapma, dinlen. Bu? Gözünün yaşına kurbanım. Ağlama, iyileşeceksin. Yüzüm parçalandı Seyfi. İyileşsem ne olacak? Bitti artık. İnsan içine çıkamam ben.
Kim bilir yüzüm ne haldedir? Öyle deme. Doktor ne diyecek lan bilmiyoruz ki. Yani tedavin devam edecek. Bak iyileşeceksin. Kurban olayım hemen kendini böyle bırakma. Ağlama ne olur. Bakma bana. Bakma. Sen benim bu yaşımda baharım oldun. Çiçekli bahçemin baharısın sen. Ben nasıl senin yarim olmam artık ha? Bahar. Sen benim yarimsin. Ölsem de bırakmam seni vallahi abim. Ben senin yüzünü değil, yüreğini sevdim bahar. Sen benim gözümün nurusun kız. Bahar. Bak Allah şahit ki ben senin ne zaman yüzüne baktıysam gönlünü gördüm. Kız yüzüne ne olursa olsun ben senden vazgeçersem Allah beni belamı versin ha. Böyle deme. Kurban olurum ben sana. Böyle deme ne olur. Babalar canlıyı kurtardık. Eyvallah. E şimdi geriye Elsa'yı yemlemek kaldı. Aynen Erenler. Kazamız mübarek olsun. Aynen. Selçuk, bayrama yardım edelim. Emredersiniz komutan. Okey. İlyas. Gel oğlum. Al oğlum şu parayı. Melek'ten haber var mı? Aradı mı? Çoktan varmış olması lazım. Hayır, henüz aramadı Velid. Babası parayı verecek mi peki? Ya vermezsen ne olacak? Bulacağız. Sabırlı ol. Evet. Elsa. It's me. I'm surprised you call. The condition has changed. I've talked some gentlemen again. You get your money you want. You won't regret it. I will do some big works with that money. Be sure. Manay dedi. Peradan bahsediyor. Peradan bahsediyor ha. Meet me at the same place from yesterday. Be there in an hour. Okay. See you. Haber mi var? Alo Melik, ne yaptın? Geldim ama daha Şeyh'i göremedim. Sen ne yaptın? Sesin iyi geliyor. Parayı buldum. Red Dixon aradı. Parayı vereceğini söyledi. Neden peki? Önce reddetti, şimdi niye veriyor? Çünkü ben bölgedeki en iyi adamlarından biriyim. Beni kaybetmek istemez. Neyse, ben şimdi parayı almaya gidiyorum. Sen ne yapacaksın? Babamdan da para koparmak fena olmaz. Çıkınca seni ararım. Tamam. Ne yapıyoruz? Aracı hazırlasınlar, hemen çıkıyoruz, hadi. Ayyuva! Elsa ile buluşunca çantayı ona vereceksin. Sakın bir şey belli etme. Muhabbeti kısa kes. Eğer bir yamuk yapmaya kalkarsan ölürsün.
Anlaştık. Okey. Emre, kopuz al be. Yüzbaşı bozuk. Komutanım. Plan doğrultusunda harekete geçiyoruz. Tamam yüzbaşım. Biz de vericinin sinyalini takip ediyoruz. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım. Siz beni yine araçta beklersiniz Velet. Ayva. Sen nasıl istersen öyle olsun Elsa. Şey, şu adam red miydi? Vereceği para belli mi miktarı? Yani hepimize yatacak mı? Yetecek Velet. Yanımızdan gitmek istemeyeceğin kadar paramız olacak. Ayva. Senin ben tipini. İlyas, şunun bir kravatını falan düzelt. Saçlar da dağılık. Aç avucunu, aç avucunu. Avucunu aç. Oğlum aç avucunu. Aç. Tükür. Oğlum tükür. Tükür lan. Ha, şöyle gibi şimdi. Sıvazla saçını. Böyle Elsa'ya kötü gözükme. Tamam canım? Bak, bu jestimizi de unutma ha. Bana bak. Hatırlatmama gerek yok sanırım. Elsa hiçbir şey belli etmeyeceksin. Onu uyandıracak en ufak bir şey yaparsan, ufacık bir mimik dahi olsa ölürsün. Anladın? Anladım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ver bakayım bir köfte. Komutanım Kips'in yerini aldı. Anlaşıldı. Komutanım, ben de hazırım. Anlaşıldı Selçuk, dikkatli olun. Eyvallah. Komutanım, Elsa göründü. Yerel kıyafet giymiş. Tam gördüm. Her an hazır. Fikrini değiştirmene sevindim. Bu sefer iyi bir iş bekliyoruz. Hiç şüphen olmasın. Komutanım Elsa çantayı aldı, hareketlendi. Komutanım Elsa bildiğin olduğu arabaya bindi şu an. Anlaşıldı Batur. Sen gözünü diksinden ayırma. Tamamdır. Babalar, bu demek oluyor ki planımız saat gibi işliyor. Aynen Yürk. Aynen. Emre, hareket merkeziyle görüşelim. Komutanım takibe başlıyor musunuz? Bekle Galip, söyleyeceğim birazdan. Yüzbaşım. Komutanım başlıyoruz. Dikkatli olun Kaan. Emredersiniz komutanım. Başlıyoruz Galip. Emredersiniz.
Galip, çok yaklaşmazsın. Muhtemelen Melih'in yanına gidiyor. O iki şerefsizin tepesine aynı anda çökmek istiyorum. Kampa girene kadar bizi fark etmesinler, çok dikkatli ol. Kavuşunca yürüyüşü bile değişti. Soğuk kare. Melek döndü mü? Yok Kaval, henüz dönmemiştir. Ya karnını boş, bana yiyecek bir şey hazırla, haydi! Haydi! Melih'le konuştum şimdi. Acil onun yanına gitmem gerekiyor. Babasıyla ilgili bir sorun var. Para da, kamp da sana emanet. Tamam mı? Melih gelmiyor muydu? Sen niye gidiyorsun? Birkaç güne döneriz. Bu işte bir iş var ama... Haydi bakalım. Anahtarı verin. Elsa'yla git sen de. Haydi. Komutanım, Elsa'yı gördüm aracın başında. İndir aslanım. Adam geçti. Elsa'yı kaybettim. Melih'i gören var mı? Olumsuz bozuk. Hayır komutanım. Olumsuz komutanım. Olumsuz yüzbaşım. Olumsuz. Thank you.
Parayı niçin istiyorsun? Vermeyeceksen söyle baba. Laf uzatmana gerek yok. Bir sürü işim var. Senin şu işlerin. Peki o İngiliz'den kurtuldun? O benim kadınım. Hayır Melik. O sadece bir İngiliz ajanı. Alo Elsa. Melik, asker kampı bastı, çatışıyoruz. Ne demek kampı bastı? Hemen çıkın oradan Elsa, beni duyuyor musunuz? Hemen çıkın, ben de hemen geliyorum. Elsa'yı gördüm baba. Kılıç, hadi bitirelim şu işi. Benim Elsa'yı kurtarmam lazım. Ona bir şey olursa ben yaşayamam. Ben hemen gidiyorum. Ne oluyor lan? Bırakın! Baba! Sakin ol Melik. Lan. Bırakın lan! Sana Türklerle uğraşmamanı söylemiştim. Baba bana bunu yapma! Yine de benim oğlumsun. Baba! Gözümün önünde ölüme gitmene izin verecek değilim. Bırakın lan beni! Elsa! Lan! Bırakın gidin! Elsa! Lan! Aa!